Herkese merhaba. Bu videoda size yurt dışında doktoraya nasıl başvurduğumu, nasıl kabul aldığımı ve bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi anlatmaya çalışacağım. Bana doktora başvurularıyla ilgili çok fazla soru geliyor. Bunların bir kısmını da aslında Instagram'da size sordum. Hangi sorular var aklınızda diye. Onlar da var. Videonun sonunda bunları da teker teker cevaplandırmaya çalışacağım. Normalde ben videolarımı çekmeden önce şöyle kısa bir yazı hazırlıyorum. Yani ne söyleyeceğim, hangi konulardan bahsedeceğim diye bunu hazırlıyorum kendime. Ondan sonra videoyu çekiyorum. Ama bu sefer hiçbir hazırlık yapamadım maalesef. Birazcık hikaye vakti gibi olacak. Ben nasıl başvurdum, nasıl başladı bu tüm süreci size anlatmaya çalışacağım. Sonra da eğer cevaplandırmadığım bir soru varsa dediğim gibi sorularınızdan devam edeceğiz. Şimdi başlayalım o zaman. Ben 2012'de İTÜ'de moleküler biyoloji ve genetik okumaya başladım. 2017 yılında mezun oldum. Daha sonra yüksek lisansımı yapmak için Manchester'a gittim. Orada bir sene boyunca yüksek lisansımı yaptım. 2018'in aralığıydı sanırım. Mezun oldum ve yüksek lisansımı da bitirdim. Ondan sonra doktorlara başvurmaya karar verdim. Önce şu kısma değineyim. Neden doktora yapmak istedim? Ben her zaman akademide ilerlemek istiyordum. Araştırma yapıp akademisyen olmaktı benim hayalim. Hala öyle şu anlık. Bir değişiklik olmadı daha. Sonra ne olur bilmiyorum. O yüzden yüksek lisanstan sonra da bir sonraki basamağımız doktora yapmak oluyor doğal olarak. Yüksek lisans yaparken son dönemlerimde doktoraya başvurmaya aslında birazcık başvuru kısımlarını araştırmaya başlamıştım. Ama iki tane projeyi arka arkaya yaptığım için ve çok fazla iş yüküm olduğu için aslında doktora başvurularını yüksek lisansı yaparken aynı zamanda yapmamaya karar verdim. Çünkü benim için çok fazla olacaktı ve onu yapabileceğimi düşünemedim. Yani aynı anda bu iki şeyi de yürütebileceğimi düşünemedim. Çünkü doktora başvuruları da gerçekten ayrı bir zahmet istiyor. Aynı zamanda siz bir proje bitirmeye çalışıyorsunuz master teziniz için ama bir yandan da CV'nizi başvurduğunuz doktora programına göre ayarlayıp ona göre niyet mektubu ayarlayıp sonra mülakatlara girip belki birebir mülakatlar için de bir yerlere gitmeniz gerekiyordu. O yüzden ben bunları aynı zamanda yapamayacağımı karar verdim. Çünkü denedim, olmadı. O yüzden dedim ki önce master'ıma odaklanayım, tamamen master'ı bitireyim. Bittikten sonra zaten Türkiye'ye döneceğim. Türkiye'ye döndüğümde başvurulara başlarım. Sonra da doktoraya kabul alınca da tekrar nereye kabul aldıysam oraya giderim diye düşünmüştüm. Yani aslında master'dan sonra şöyle bir 6 ay gibi ara vermek gibi bir fikir vardı aslında aklımda. Sonunda 6 aydan daha uzun bir süre ara vermiş oldum aslında eğitimime. Ama bu bence yaptığım en iyi şeylerden biriydi. O yüzden iyi ki o zamanı boş bırakmışım. İyi ki master'ımdan sonra direkt doktoraya başlamamışım diyorum şu an. Çünkü çok zorlu bir süreç. Tabii ki de sizi çok görüyor. Tamamen master bitirip hemen bir şeye başlasaydım çok zorlanacağımı düşünüyordum. Zaten bir sene boyunca yurt dışındaydım. Türkiye'den uzaktaydım. Sonra dönüp bir sene boyunca ailemle vakit geçirdikten sonra doktora için yurt dışına tekrar taşınmak aslında benim için çok iyi oldu. Neyse bu kısmı daha fazla uzatmayalım. Ben yüksek lisanstan mezun oldum. Mezuniyetime gittim. Bu arayı vermiş gibi oldum. Daha sonra doktora başvurularına başladım. Şimdi nasıl başvuru yaptım ve hangi alanda doktora yapmak istediğimi nasıl karar verdim? Aslında karar verme süreci bundan önceki çoğu videomda da bahsettiğim gibi birazcık deneme ve yanılmayla oluyor. Ben birçok stajdan sonra master'da yaptığım iki farklı proje, iki farklı alanda yaptığım projeden sonra hangi alanda ilerlemeye, ne tarz bir projede yer almak istediğime birazcık karar vermiştim aslında. O yüzden doktora projesinin konusu olarak seçmek istediğim alan aklımda birazcık belirlenmişti. Nörodejeneratif hastalıklar üzerinde çalışmak istiyordum. Alzheimer, Parkinson, ALS gibi hastalıklar üzerinde. Daha önce hafıza üzerine farelerle çalıştığım bir staj olmuştu. Oradaki deneyimimden sonra farelerle aslında çalışmak istemediğimi karar vermiştim. Ve aslında nörodejeneratif hastalıklar çalışmak istiyorsanız ama farelerle çalışmak istemiyorsanız birazcık kendinizi kısıtlamış oluyorsunuz. Çünkü genelde bu tarz hastalıklar farelerle çok fazla çalışılıyor. Dediğim gibi aklımda biraz bir şeyler belirmişti. Fareler üstünde çalışmak istemiyordum. Nörodejeneratif hastalıklar çalışmak istiyordum. Biraz daha hücre biyolojisi yani mekanizmalar, hastalığın mekanizmaları üstüne çalışmak istiyordum. Ve buna göre de doktora programlarını
Daha doğrusu doktora pozisyonlarını araştırmaya başladım. Şimdi nasıl araştırdım? Nereden buldum bu doktora pozisyonlarını? İnternette aslında çok fazla doktora pozisyonlarının ilanlarının olduğu siteler var. Başvurmak istediğiniz ülkeye göre bunlar değişebiliyor tabii ki de bu siteler. Mesela Birleşik Krallık'ta doktora yapmak istiyorsanız findaphd.com diye bir web sitesi var. Burada genelde orada olan PhD doktora programları ilan veriliyor. Başka ülkelerde olanlar da veriliyor tabii ki de. İspanya, bazen Hollanda, Avrupa ülkeleri, Avustralya ve benzeri. Ama yoğunluk o sitede genelde Birleşik Krallık üstüne. Oradan birçok doktora programına bakabilirsiniz. Zaten konuya göre de seçebiliyorsunuz. İşte neuroscience seçebiliyorsunuz, kanser seçebiliyorsunuz, moleküler biyoloji seçebiliyorsunuz vesaire. Bütün her şeyi orada seçebiliyorsunuz. Ve bu sadece moleküler biyoloji alanına, biyoloji alanına özel de değil. Başka fizik olsun, kimya olsun, o tarz herhangi bir bilim dalında doktora yapmak istiyorsanız onları da bulabiliyorsunuz bu siteden. Tabii ki bu site tek site değil doktora araştırmak için. En basitiyle Google'a PhD positions ya da find a PhD, how to find a PhD gibi yazdığınızda birçok web sitesi karşınıza çıkabiliyor. Kendinizi belli bir web sitesine gideceğim, oradan bulacağım diye kısıtlamanızı önermem açıkçası. Ne bulabildiyseniz, ne kadar bulabilirseniz hepsine tıklayın, hepsine görün ve pozisyonlara bakmaya çalışın. O yüzden size kesinlikle sadece bu siteden bakın, buradan kesinlikle bulursunuz diyemem. Elinize ne gelirse bakın. Benim önereceğim burada birkaç site olabilir ama dediğim gibi başka siteler de var. Dediğim gibi ilki findaphd.com. İkincisi de akademiktransfer.com diye bir web sitesi vardı. O daha çok Hollanda'daki doktora pozisyonlarını içeriyordu. Oradan da yine aynı şekilde alanınızı seçip doktora pozisyonları açılan, verilen doktora ilanlarını oradan bulabilirsiniz. Onun dışında baktığım bir başka platform da LinkedIn'di. LinkedIn'in iş arama kısmında aslında doktora pozisyonları da ilan veriliyor. Oradan da doktora pozisyonlarına başvurabiliyorsunuz. LinkedIn'de arama yaparken daha çok spesifik olarak alanınıza göre pek bir şey seçemiyorsunuz. Ben mesela PhD Biology yazıp daha sonra ülkesini seçerek aratıyordum genelde. Ama PhD ve yanına çalışmak istediğiniz alanla ilgili bir anahtar kelime yazıp bu şekilde LinkedIn'den de doktora pozisyonları bulabilirsiniz ve orada da bayağı doktora pozisyonları paylaşılıyor. Diğer bir baktığım yerde ResearchGate'ti. Eğer zaten araştırma içindeyseniz ResearchGate'in ne olduğunu biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için kendinize bir akademik profil oluşturduğunuz bir web sitesi. Oraya yayınlarınızı koyabiliyorsunuz, projelerinizi yazabiliyorsunuz, eğitiminizi yazabiliyorsunuz vesaire. Oranın da aynı şekilde iş arama kısmı oluyor. Orada da doktora pozisyonlarını arayabilirsiniz, oradan bulabilirsiniz. Bir diğer web sitesi de EuroAccess. Bunların hepsini bu arada aşağıya linklerini bırakacağım size bakmak istiyorsanız. EuroAccess sitesinde ise Avrupa'da bulunan doktora programları ilan veriliyor. Aslında şöyle anlatabilirim. Avrupa Birliği her sene belli projelere bir fon sağlıyor. En kısa ve bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Belli projelere fon sağlanıyor Avrupa Birliği tarafından ve değişik konsortiyumlar oluşturuluyor. Mesela Marie Curie bursları da bunlardan biri. Ben de aslında Marie Curie bursiyeriyim ve doktora pozisyonumu bu siteden buldum. Onları da kısaca anlatmak gerekirse bu konsortiyumlarda 15 tane farklı hoca, farklı laboratuvar, bazen endüstriden laboratuvarlar, şirketler bir araya geliyorlar. Belli bir konu üstünde, mesela yaşlanma üstüne olabilir, belli bir kanser üstüne olabilir, DNA onarım mekanizmaları üstüne olabilir. Aklınıza gelebilecek herhangi bir konuda, sadece moleküler biyoloji için de geçerli değil, farklı bilim alanlarında 15 tane doktora pozisyonu açıyorlar. Ve bu Marie Curie burslarının da bir şartı bulunduğunuz ülkeden başka bir ülkeye taşınmanız. Kısaca böyle anlatabilirim. Tam tanımı değil tabii ki. Onunla ilgili de başka bir video çekmeye çalışacağım en kısa zamanda. Bu tarz projeler Avrupa Birliği tarafından fonlandığı için bu EuroAccess denen sitede bu bütün kabul edilen projeler yayınlanmak zorunda. Yani hepsi orada yayınlanıyor. Buradan da doktora pozisyonlarını bulabilirsiniz. Benim genel olarak araştırdığım, baktığım siteler bunlardı. Ama siz de tabii ki dediğim gibi Google'dan çok fazla doktora pozisyonu bulabilirsiniz. Bu internette açılan ilanların dışında bir de tabii ki de
ilgi alanınız olduğunu düşündüğünüz, o alanda doktora yapmak istediğinize karar verdiğiniz bir hocayı, bir laboratuvarı bulursanız tabii ki de hocaya direkt e-mail atıp doktora pozisyonu olup olmadığını sormak da başka bir yöntem. Her neyse, ben dediğim gibi bu web sitelere sürekli bakıyordum. Benim istediğim alanda, benim ilgim olan konuda bir doktora pozisyonu çıktığında direkt başvuruyordum. Benim bu başvuru sürecim aslında bayağı uzun sürdü. Birçok red yedim. Çok fazla yere başvurdum. Neredeyse hepsinden red yedim diyebilirim. Başvuru içinde sorarsanız genelde hep aynı şeyleri istiyorlar. Bir niyet mektubu istiyorlar. Transkriptinizi, yüksek lisans diplomanızı isteyebilirler. İki tane referans istiyorlar ve başka bir istekleri varsa onlar oluyor. Bazen değişebiliyor tabii ki de hangi programa, pozisyona başvurduğunuza göre. Genelde aynı şeyler isteniyor ama. Dediğim gibi ben birçok pozisyona başvurdum. Çoğu yerden red aldım. 2-3, 2,5 diyebiliriz. 2,5 kez mülakata katıldım. İlk katıldığım mülakat son 5'e kalmıştım. O da yine Hollanda'da bir pozisyon içindi. Ama son 5'ten sonra tabii ki seçilmedim maalesef. Sonra bu pozisyonu buldum. Ona başvurdum. Kamera ısındı, kapandı. Nerede kaldığımı unuttum şimdi. Mülakatlar. Onlardan bahsediyordum galiba. Şimdi ben şu anki yaptığım doktoranın başvurusuna başvurdum. 1,5 ay sonra falan bana bir cevap geldi ilk mülakat için. İlk mülakatta hocam bana aslında çok biyolojiyle ilgili ya da benim bilgimi ölçen projeyle ilgili pek bir soru sormadı. Daha çok benimle ilgili, benim kişisel, nasıl diyeyim, karakteristik özelliklerimle ilgili, nasıl çalıştığımla ilgili, acaba düzenli miyim, programlı mıyım, işte şöyle bir şey olsa nasıl tepki verirdim, işte laboratuvarda bir şey yolunda gitmediğinde ne yaparım falan gibi daha çok genel benim karakterimle ilgili sorular sordu. Ve CV'mle ilgili daha önce işte neler yaptım, kendini anlat biraz vesaire gibi sorular oluyor zaten genelde mülakatlarda. Ama bundan önceki bahsettiğim mülakat biraz daha farklıydı. Orada da tabii ki de genelde her zaman ilk soruları kendinizi anlatmanız oluyor. İşte neler yaptınız, neden bu pozisyonu başvuruyorsunuz, neden seni almalıyız gibi çok klasik sorular sorulabiliyor genelde. Önceki kabul edilmediğim pozisyonda bana mülakattan önce de böyle bir soru gibi bir şey yollamışlardı. Projeyle ilgili şu soruya sen nasıl yaklaşırdın, nasıl bir proje yazardın, hani neye bakardın, nasıl bakardın gibi küçük bir project proposal gibi bir şey yapmamı istemişlerdi. Onu yapıp onu da sunmuştum. Şu an kabul edildiğim pozisyonda dediğim gibi ilk mülakatta hocayla birebir görüşmüştük. O bana kişisel özelliklerimle ilgili vesaire sorular sormuştu. Daha sonra ikinci bir mülakat oldu. O mülakatta da hocam ve bütün laboratuvardaki kişilere yaptığım master projelerinden birini sunmamı istemişlerdi. Aynı şekilde online sunum yaptım onlara. Üçüncü mülakat olarak da beni buraya Hollanda'da laboratuvara çağırmışlardı. Çağırdıklarında önce hocayla bir görüştüm. Sonra enstitüdeki başka bir hocayla görüştüm. O da beni bir küçük bir mülakat yaptı. Daha sonra laboratuvardaki bir postdoc vardı, onunla bir görüştüm. Başka bir doktor öğrencisi vardı. Ben onun projesinin devamı gibi birlikte çalışacağımız için o da beni küçük bir mülakat gibi bir şey yapmıştı. Yani en azından konuşmuştuk. Daha sonra da bana bir soru vermişlerdi. Ve bir saat vermişlerdi. Bu soruya nasıl yaklaşırdın, nasıl çözmeye çalışırdın diye bana sormuşlardı. Ona bir saat çalışıp o anda ilk defa soruyla o zaman karşılaşmıştım. O anda neler yapabileceğimi, nasıl bir deney dizayn ederim vesaire ona düşünmüştüm. Sonra da onlara kısaca sunmuştum gibi bir şey olmuştu. Bayağı dolu dolu bir gün sabahtan akşama kadar mülakat olmuştu. Orada da tabii ki enstitüyü de gezdirmişlerdi bana. Laboratuvarı da gezdirmişlerdi. Birlikte öğlen yemeği de yemiştik. Biraz da en azından benim hocam, bizim hocamız biraz da laboratuvardaki diğer kişilerle nasıl geçinip geçinebilmenizi de önemsiyor. O yüzden bir gün onlarla geçirmek, işte birlikte yemek yemek falan da aslında çok güzel olmuştu. Yani kendinizi bir bakıma orada hayal edebiliyorsunuz gibi diyeyim. Yani çünkü 4 senenizi bu insanlarla çalışarak geçireceksiniz ve eğer en ufak bir şeyinden hoşlanmadıysanız pek de kolay olmayabilir. O yüzden mülakata direkt bu laboratuvara gelip yüz yüze mülakat yapmak çok iyi olmuştu. Ben de çok her şeyi beğenmiştim zaten. Bu mülakat için de şunu da belirteyim. Gelmem için bana
gelmem için tabii ki de vize almam gerekiyordu. Onun için bana bir davet mektubu gönderdiler. Burada kalırken kaldığım yeri parasını onlar ödediler. Öğlen yemeğimi onlar ödediler laboratuvarda. Hatta uçak biletimi de onlar ödediler. Yani her şey bir bakıma onlardan çıktı diyebilirim. Mülakat masraflarını da onlar karşıladılar benim buraya gelmemi vesaire. Bu mülakat pazartesi günü oldu. Pazar günü ben Hollanda'ya geldim. Pazartesi mülakata girdim. Salı günü de dönüyordum. Tam check-in sırasındayken, bunu başka bir videoda da anlatmıştım. Tam check-in sırasındayken bana bir mail gelmişti. Seni işte doktor öğrencisi olarak aramızda görmeyi çok isteriz eğer sen de pozisyonu kabul edersen diye. Tabii ki de ben çok sevinmiştim. Kabul etmek istemiştim. O arada da başka bir hoca da mülakat için yazmıştı. O pozisyonda Belçika'daydı. O da Skype üzerinden görüşmek istiyordu. Ben de onu aslında başka bir pozisyonu neredeyse kabul etmek üzere olduğumu, sizin daha fazla vaktinizi almak istemem vesaire demiştim. Ama o illa benimle görüşmek ve beni ikna etmek istemişti. Daha sonra onunla da bir online Skype üzerinden görüşme yaptık. Ama o yaptığım görüşme biraz daha şey gibiydi. O bana pek soru sormadı. Biraz da kendini, projeyi, okulu, laboratuvarı, her şeyi övdü ve beni aslında almaya çalıştı. Benim de çok garibime gitmişti. Çünkü daha önce hiç öyle bir şey yaşamamıştım. Yani şu ona kadar hep reddedilmiştim. Kimse beni almak istemiyor gibi düşünürken ben bir pozisyonu kabul edeceğimi etme aşamasında olduğumu söyleyince beni almak için ne kadar çok uğraştığını görmüştüm ve gerçekten çok şaşırmıştım. Ama sonunda o Belçika'daki projeyi kabul etmedim. Buradaki projeyi kabul ettim ve iyi ki de buradakini kabul etmişim. Çünkü solucanlarla çalışmayı daha önce hiç tecrübe etmemiştim. Ama iyi ki de burayı seçmişim diye düşünüyorum şu an. Yani şu an her şeyden çok memnunum. Dediğim gibi ben Türkiye'ye dönüyordum. Kabulü aldım. Ondan sonra ben size yanıtımı vereceğim dedim. Hemen anında kabul etmedim. Çok teşekkür ettim tabii ki. Birkaç sorum olduğunu söyledim. Daha sonra tabii ki de kabul ettim hemen. Sonra da benim vize sürecim başladı. Tabii ki de ilk bir kontrat imzaladım. Ona göre buradan benim çalışma vizem çıktı. Türkiye'den onu hallettim. Bir sürü vize işleri. Onların detayına girmiyorum şu anda. Daha sonra da 2019'un aralığında Hollanda'ya taşındım ve 2020'nin Ocak ayında doktorama başladım. Kısacası benim doktora başvuru ve kabul serüvenim böyle. Bir yeri atladım mı bilmiyorum. Genel olarak böyle. Tabii ki de sizin sorularınız varsa aşağıya lütfen bana bırakın. Bir de şimdi ben sizin Instagram üzerinden bana yolladığınız soruları cevaplamaya çalışacağım. Evet, bir tanesi. Master'da çalıştığımız konu ne kadar önemli diyelim, birkaç teknik biliyorum ama daha fazlası isteniyor ya da başvurduğumuz labda farklı bir model organizma ile çalışılıyor. Bu ne kadar önemli? Bu bence hocadan hocaya değişebilir ama genel olarak master'da çalıştığınız konudan devam etmek zorunda değilsiniz. Ben mesela master'da birinci projemde immünoloji ile ilgili çalıştım. İkinci projemde zebrafiş ile endositoz üzerine çalıştım. Daha hücre biyolojisi ağırlıklı. Şu an ALSE üstüne çalışıyorum ve solucanlarla çalışıyorum. İlk başta hücrelerle çalıştım, sonra zebrafişle çalıştım. Şimdi C. elegans'la çalışıyorum. Daha önce hiç solucanlarla çalışmamıştım ama ona rağmen bu laba gelebildim. Çünkü öğrenebileceğiniz bir şey ama tabii ki de mülakatta hocam bana sormuştu. C. elegans'la çalışabileceğini düşünüyor musun? Hani ne düşünüyorsun bu konu hakkında falan diye. Ben de daha önce zebrafişle çalıştığımı, onların embriyolarıyla çalıştığım için çok küçük hayvanlarla çalışmaya alışkın olduğumu vesaire anlatmıştım. O yüzden C. elegans'a da çalışabileceğimi, çok rahat çalışabileceğimi düşünüyorum diye söylemiştim. Daha önce hiç çalışmadıysanız tabii ki de ilk başta birazcık zorluk çekebilirsiniz. Ama dediğim gibi master'da çalıştığınız konuyla illa devam etmek zorunda değilsiniz. Başka bir alanda da çalışabilirsiniz. Ama bazen hocalar tabii ki de o konuya aşina olan kişiyi almak isteyebilirler. Ama dediğim gibi öyle bir şart, bir şey yok. İlla çalıştığınız konudan devam etmek zorunda değilsiniz. Her zaman başka bir alana yönelebilirsiniz. Ve dediğim gibi model organizma da aynı şekilde. Sırf biriyle çalıştınız diye ondan sonra başka bir model organizma ile çalışamazsınız diye bir şey yok. Ki ben neredeyse... Evet, şu ana kadar 3 tane model organizma ile çalışmış durumdayım. Ama en sevdiğimi sorarsanız tabii ki de solucanlar. Kesinlikle. Doktora bursları nasıl oluyor? Yurt dışında nasıl bulabiliriz? Teşekkürler demişler. Burs konuları. Evet, bunlardan hiç bahsetmedim.
maaş konusu, burs konusu bunları atladık. Hemen şimdi oraya geliyoruz. Genelde doktora yaparken siz okula bir ücret ödemiyorsunuz. Bunu söylemek istiyorum. Yani ödememeniz lazım. Zaten artık doktora yapıyorsunuz, onların size maaş vermesi lazım. Normal olan ve artık normalleştirilmesi gereken bu. Hala bazı yerlerde size gerektiği kadar maaş verilmiyor ya da okula bir ücret ödemeniz gerekebiliyor vesaire. Böyle durumlar var, yok değil. Ama normal ve norm olarak kabul edilmesi gereken doktor öğrencilerine hak ettikleri kadar para verilmesi. Bunun her zaman aynı olduğunu söyleyemiyorum maalesef. Ama bu bir proses, umarım ileride daha iyi olacak. Ama dediğim gibi genel olarak bir maaş alıyorsunuz. Maaş aldığınız için zaten siz bir para ödemiyorsunuz. Ama İngiltere'de bu durum biraz daha farklı. İngiltere'deki doktora programlarına başvururken iyice bakmanız ve burs şartlarına iyice incelemeniz gerekiyor. Çünkü orada bazen burslar sadece Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık vatandaşlarına bursu veriyorlar. Eğer overseas, yani non-EU, o ülkeler dışında kalan bir yerden geliyorsanız okula parayı ödemeniz gerekiyor. Yani bu burs sadece yarısını kapsıyor ve kalanını sizin okula okul ücretini ödemeniz bekleniyor ve o zaman nasıl maaş veriliyor bilmiyorum. Hala maaş veriliyor mu ya da verilen maaştan siz mi okul ücreti ödüyorsunuz vesaire, ama 4 sene doktora için bir okul ücreti ödemek çok çok pahalı olur. Zaten insanlar genelde bunu yapmıyor. Bu doktora pozisyonlarına başvururken bu burs şartlarını her zaman görebilirsiniz. Yurt dışında hepsinde zaten genelde yazar. İngiltere'de genelde okula para vermeniz gerekir. Ama eğer burs şartları bütün herkese ise, international, herkese açıksa hiçbir ücret ödemenize gerek kalmaz. Onlar size bir maaş da verirler. Ama genelde Avrupa'da okula bir ücret ödemiyorsunuz. Hollanda için de konuşmak gerekirse, Hollanda ve genelde diğer kuzey ülkeleri, Belçika, Almanya, benim başvurduğum yerlerde pozisyonlara başvururken hatta altında aylık ne kadar maaş alacağınız da yazar. Aylık, yıllık ne kadar maaş alacağınız da pozisyonlara başvururken orada zaten yazıyordu. Ama her zaman iki kere kontrol etmenizi öneririm. Hatta bir projeye, bir pozisyona kabul aldıktan sonra hocaya da bunları detaylıca sormanızı öneririm. Çünkü siz kalkıp başka bir ülkeye taşınıyorsunuz ve gökten parayı almayacak, çalışacaksınız. Bu tarz şeyleri sorabilirsiniz. Onlar da doğal karşılarlar. Ve bence Avrupa'da en azından insanların zihniyeti de o, yani sizin para almanız gerekiyor. Yoksa zaten nasıl yaşayacaksınız? Para veremeyeceklerse zaten sizi almayı da pek düşünmüyorlar yani. Öyle bir durum var. Dediğim gibi Hollanda'da da genelde bunlar yazıyor. Çünkü Hollanda'da doktor öğrencisi olduğunuz zaman aslında bir çalışansınız. Yani ben üniversitenin bir çalışanıyım. Doktor öğrencisi adındayım ama çalışan olarak geçiyorum. Benim emeklilik sigortam gibi bir şey var. O da yatıyor aslında, öyle bir şey var. Ve diğer çalışanlarla aynı haklara sahibim. Tatil parası alıyorum. 13. ay bonusu gibi para alıyorum. Her sene maaşım artıyor vesaire. Yani çalışan konumunda oluyorsunuz. O yüzden de bu pozisyonların ilanı açılırken altında ne kadar para kazanacağınızı, en azından hangi aralıkta olduğunuzu yazıyorlar. Ve bunları da böyle çok rahat bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Şimdi burs kısmına gelirsek, şöyle diyeyim. Bu doktora pozisyonları nasıl açılıyor? Bu ilanlar nasıl veriliyor? İlk başta hoca, o labın sahibi bir proje yazıyor. Projesi için para alıyor. O para üzerinden de bir doktor öğrencisini işe alabiliyor. Yani o projeye gelen para size, sizin maaşınız ve sizin laboratuvarda harcayacağınız bütün işte malzemelerin vesairenin parası oluyor. O para oradan geliyor. Bu böyle olduğu zaman sizin ayrı bir şekilde bir bursa, bir şeye başvurmanıza gerek kalmıyor tabii ki de. Maaşınızı alıyorsunuz. Laboratuvardaki her şey karşılanmış oluyor, bitiyor. Benim mesela kapsamında olduğum Marie Curie bursunu düşünürsek aynı şekilde hocalar toplanıyor. Bir proje yazıyorlar. Avrupa Birliği para veriyor. Oradan da ben yine maaşımı alıyorum. Ama eğer hocanın böyle bir projeden gelen parası yoksa, size kendi paranla gel diyorsa, o zaman sizin bir para bulmanız gerekiyor değil mi? O zaman da o biraz daha burs gibi oluyor.
Onun için Türkiye'den alabileceğiniz burslar var mı? Onu tam olarak bilmiyorum. Bir bildiğim YSL'ye bursu olması lazım. MEP bursu var. Onu da bir arkadaşımla mezun sohbetlerinde Melis'le konuşmuştuk. Onu şuradan sanırım izleyebilirsiniz. Nasıl başvurulduğunu, neleri kapsadığını vesaire. Türkiye'den böyle bir burs alabiliyorsunuz diye biliyorum. Ama başka burslar var mı? Onu bilmiyorum. Onu araştırmanız gerek. Hangi üniversitelere başvurdum? Sorulmuş başvurduğum yerler hali hazırda belli projeler miydi yoksa kendi projemin taslağını sunup başvuru yaptım mı diye. Hatice sormuş bunları. Teşekkür ederim. Onunla da yaptığımız mezun sohbetlerini şuradan izleyebilirsiniz. Ben üniversite bazında başvurmadım. Proje olarak yani istediğim konuda çıkan bir proje olduğunda ona başvurdum. Onlar da hali hazırda olan projelerdi. Ben kendi projemin taslağını yapıp sunmadım. Ama eğer siz hangi alanda çalışmaya karar verdiyseniz, o alanda bir hoca bulup ona mail attıysanız, birlikte bazen proje yazma gibi bir durumunuz olabiliyor. O yüzden öyle bir şey olabilir. Ama ben öyle yapmadım. Belki de biraz doktora başvurularımın uzun sürmesi, kabul almamın uzun sürmesi de bu sebepten olabilir. Ben direkt bir hocaya mail atmadım. Ama bu çok fazla önerilen bir şey. Bunu da yapabilirsiniz. Bazı pozisyonlar master diploması isterken bazıları istemiyor. Senin başvurdukların nasıldı demiş. Genelde benimkiler master istiyordu ama master istemiyorsa da lisanstan yüksek bir diploma notuyla mezun olmanızı isterler. Ama benimkiler genelde istiyordu. Ama bir de şöyle bir durum vardı İngilizce şeyi olarak. Eğer master İngilizce yaptıysanız ve başka bir ülkede yaptıysanız İngilizce yeterlilik gibi bir şey istenmiyor artık. Ben yaptığım hiçbir doktora başvurusunda İngilizce yeterlilikle ilgili bir şey yollamadım diye hatırlıyorum. Ve hiç kimse de bunu sormadı. Sanırım belli bir araştırmanızı şeyiniz İngilizce yaptıysanız artık doktora da çok da umurlarında olmuyor galiba. Başvuruları ne zaman başlanmasını tavsiye edersin? Demiş bir de. Bu bence biraz değişebilir kişiden kişiye. En başında dediğim gibi ben mesela aynı anda onları yürütemedim maalesef. Yapamadım. Bana çok fazla geldi. O yüzden ben 6 ay bir ara verdim. Ondan sonra başvurmaya başladım. Ama siz yüksek lisanstan mezun olduktan sonra direkt bir ay sonra atıyorum Eylül'de mezun olduğunuz Ekim'de direkt başlamak istiyorsanız doktorunuza ondan en az bir 6 ay önce başvurmaya başlamanızı öneririm. İşte Ekim'de başlamak istiyorsanız Nisan'da falan başlamış olun. Hatta Ocak'ta başvurmaya başlayın. Ekim'de başlayacak gibi hazır olabilir. Yani o biraz da sizin nasıl ne zaman doktoraya başlamak istediğinize bağlı. Benim mesela planım şöyleydi. Ben Ocak gibi Ocak sonu Şubat başı başvurmaya başlarım. Belki Haziran Temmuz gibi kabul alırım. İşte sonra başlarım diye düşünüyordum. Ağustos gibi kabul aldım. Ondan sonra da proje bir sonraki Ocak'ta başlıyordu. O arada da bir 5 ay vardı. Hani kabulü Ağustos-Eylül gibi aldım ama proje 5 ay sonra başlıyordu. O yüzden yine bir bekleme oldu. Ama yani projeden projeye değişebilir. Sizin nasıl, ne zaman başlamak istediğinize göre de değişebilir. Ama yani ben en az 5 ay, 6 ay önce başlardım başvurmaya. Hollanda'da kabul şartları nasıl, kabul edilmek zor mu? Şöyle düşünürsek benim çoğu başvurduğum proje Hollanda'daydı ve sadece birinden geri dönüş aldım. Sanırım Hollanda'da kabul edilmek zor bunun üzerinden düşünürsek. Ama tabii ki de bu sadece benim deneyimimdi. Belki de başkaları için çok daha kolay olabilir. Genel olarak Hollanda'ya özel bir kabul şartı yok bence. Doktorda supervisor seçimi ve burs olanakları demişler. Bursları birazcık anladım ama supervisor seçimi. Bu doktorada yani bu doktora seçiminde size en dikkat etmenizi söyleyebileceğim şey bir bu. Bir de sizin okula para veriyor olup olmamanız bence. Supervisor'ınızı iyi bir seçmek çok önemli. Ben daha önce çok yerde okudum. Akademik Twitter'da da çok fazla dolaştığım için. Bu arada Twitter'dan beni takip etmek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz. Çok fazla şeyler okuduğum için supervisor seçiminin çok önemli olduğunu biliyordum. Çünkü şöyle düşünün 4 sene boyunca aynı kişiyle çalışacaksınız ve o bir bakıma sizin patronunuz. Şöyle söyleyeyim. Laboratuvar seçiminiz, hoca seçiminiz tabii ki de çok önemli. Yani iyi bir hoca olmasını, iyi bir laboratuvar olmasını, iyi makaleler yazılıyor olmasını, iyi bir araştırma yapılıyor olmasını tabii ki de istersiniz. Böyle seçmeniz lazım ama bence
İlla böyle Nature'larda, Science'larda sürekli yayın yapmış olması, top şeyde olması, yani çok 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 iyi olması bir yere kadar bence. En önemli kısım benim fikrimce iyi bir insan olması. Çünkü akademide çok fazla toksik şeyler duyabiliyoruz, görebiliyoruz. Hocaların çok ilginç şeyler yaptıklarını okuyabiliyoruz. Ben çok garip şeyler okuduğum var. İyi bir insan olması bence çok önemli. En azından insan olarak size değer vermesi, sizi insan olarak görmesi ve onun yanında da araştırmaya önem vermesi, sizin projenize ilgilenmesi önemli şeyler. O yüzden buna dikkat etmenizi öneririm. Ama ben de mesela başvururken her zaman işte insanlar böyle anlatıyordu. Supervisor'ınızı iyi seçin, şöyle yapın, böyle yapın falan. Tamam ama yani nasıl seçebilirim ki? Yani hocayla iki kere, üç kere görüşeceğim, mülakat yapacağım ama nasıl anlayabilirim ki? Yani nereden bilebilirsin ki mülakatta iyi bir insan gibi görürsün, çok beğenirsin, şey yaparsın. Sonra ne olacağı gerçekten bilemezsin. Genelde önerilen şey laboratuvardaki diğer çalışanlarla konuşmanız. Daha önceki mezun olmuş doktor öğrencileriyle konuşmanız önemli. Onu kesinlikle öneririm. Yani hatta hocaya da ben söylemiştim, işte teşekkür ederim şöyle böyle. Ben onun supervising nasıl stilini sormuştum. Nasıl öğrencisine yaklaşıyor, benden ne bekliyor, ben ondan ne bekliyorum. Bunu açık açık konuşmuştuk. Ben burada mülakata geldiğimde kabul etmeden ya da o kabul etmeden önce açık açık konuşmuştuk. O benden neler bekliyor, ben ondan neler bekliyorum. Ve hatta ona da demiştim ki ben sizin eski öğrencilerinizle de konuşmak istiyorum, konuşabilir miyim diye. O da tabii ki de konuşabilirsin diyerek bana öğrencilerinin isimlerini vermişti. Bu da çok hani nasıl diyeyim, bir yeşil ışıktır bence. Eğer daha önceki öğrencilerle konuşmanızı istiyorsa zaten saklayacak hiçbir şey yoktur. Eğer istemiyorsa bu bir kırmızı bir bayraktır. O yüzden ona dikkat etmenizi önerebilirim. Biraz da artık içgüdümü diyeyim, hani bir insanı görünce birazcık anlarsınız hani nasıl diyeyim, anlaşabileceğinizi ya da olup olmayacağını. Yani bu da biraz hoca öğrenci ilişkisi gibi oluyor ama dediğim gibi çok önemli. Supervisor seçimi gerçekten çok önemli. Çok konuştum, sesim gidiyor artık. Ama son sorular kaldı, onları da cevaplayacağım. Yale, Harvard, Stanford gibi iyi üniversitelerde doktoraya kabul şartları hakkında bilgi verebilir misin? Vermek isterdim ama maalesef bilmiyorum. Bir de Amerika'da doktoraya başvuru ve kabul şartları çok daha farklı. Bu okullar için spesifik olarak bir bilgim yok ama Amerika'da doktoraya, yüksek lisansa başvuruyla ilgili merak ettikleriniz varsa şuradan Ece ile yaptığımız mezun sohbetlerini izleyebilirsiniz. O Amerika'da yüksek lisansını yaptı, hatta doktorasını da şu an bitiriyor. Çok güzel bilgiler verdi, benim de bilmediğim çok fazla şey öğrendim oradan. Daha çok bilgi edinebilirsiniz. Hollanda'da doktora için şartlar, burs ya da maaş gibi tüm her şeyi anlatır mısınız demişler. Dediğim gibi şartlar genelde aynı şeyler oluyor. Master'dan mezun olmanız, başvururken bir mektup yazmanız, bir de mülakata kalıyor. Hocanın sizi beğenip beğenmemesi kısaca. Burs, dediğim gibi burada genelde maaş aldığınız için herhangi bir burs almanıza da gerek kalmıyor. Okulda da bir ücret ödemiyorsunuz ve Hollanda'daki bildiğim kadarıyla yani her doktora maaşlı oluyor. Programlar ve üniversite üzerinden mi hocaya başvurmalıyım? Para grantlerden mi yoksa burslardan mı geliyor diye. Programlar üzerinden de başvurabilirsiniz. Yapılan, çıkan doktora ilanları üzerinden de başvurabilirsiniz. Direkt hocaya da mail atabilirsiniz. Hangisi daha iyi gerçekten bilmiyorum. Ama hepsini deneyebilirsiniz. Yani hiçbir şunu yapmayın diyebileceğim bir şey değil. Genelde para da hocanın grantlerinden geliyor. Ama tabii bazen spesifik koşullarda olabiliyor, burslar vesaire gibi. Yani ben hepsini öneririm. Hem eğer açılan bir ilan gördüyseniz ona başvurun. Hatta belki hocaya mail atın, o ilanı gördünüz, o hocaya mail atın, ondan sonra o ilana da başvurduğunuzu söyleyin gibi diyebilirim. TOEFL ve dil konusunu sormuşlar. Dediğim gibi ben herhangi bir dil sınavına girmedim ama doktora başvurularından önce IELTS'e zaten girmiştim. Bir de yüksek lisansımı İngiltere'de İngilizce zaten yaptığım için herhalde benden başka bir dil belgesi istemediler. Ama başvururken başvuru şartlarında zaten eğer dil belgesi istiyorlarsa bunu belirtirler, siz de onu eklersiniz. Mülakatlarınızdan ayrıntılı bahseder misiniz? Demişler. Ondan zaten bahsettim. Az önce mülakat sürecini tamamen anlattım. CV ve motivasyon mektubunuzu hazırlarken nasıl bir yol izlediniz? Yardım aldınız mı?
Ben CV'mi hazırlarken Manchester'da kariyer servisi gibi bir yer vardı. Oradan ücretsiz bir şekilde randevu alıp CV'mizi inceliyorlardı. Bize yardımcı oluyorlardı nasıl yapılmasıyla ilgili. Ondan edindiğim bilgilerle birazcık tabii ki de CV'mi düzenledim. Aynı CV'yi kullanarak başvurdum. CV ile ilgili de belki bir video çekmeye çalışırım ama vaktim olacak mı gerçekten bilmiyorum. Ama genelde CV'de bana önerdikleri şey bildiğiniz bütün teknikleri böyle liste gibi listelemeyin. Hangi projede hangi teknikleri ne için kullandığınız böyle birkaç cümle halinde yazarsanız o zaman daha iyi olur demişlerdi. Hani mesela işte şu projede şunu yapmak için şu teknikte şunu buldum falan filan gibi kısaca anlatabilirim. Yani öyle bir liste halinde bütün tekniklerin bildiğiniz teknikleri yazmak çok da aslında hoş durmuyor. Bunu diyebilirim kısaca. Motivasyon mektubu da tabii ki de sizi anlatan bir şey olması gerekiyor ve CV'de yazdığınız şeyleri motivasyon mektubunda tekrarlamanızı istemiyorlar. Çünkü zaten aynı şeyi tekrarlıyorsanız niye iki tane farklı şey gönderiyorsunuz ve konuşamadım artık. Ve motivasyon mektubunda genelde neden o laboratuvarda çalışmak istediğiniz, neden o konuda çalışmak istediğiniz, sizin o laboratuvara neler katabileceğiniz, o projeye neler katabileceğiniz vesaire gibi şeyleri yazabilirsiniz. Ama motivasyon mektubumu tamamen kendim yazdım. Sadece CV konusunda üniversiteden bir yardım almıştım. Başvurunuzun kabulündeki en büyük etken neydi? Vallahi bilmiyorum. Bunu hocama sormam lazım. Niye beni kabul ettiniz diye. Ama daha sonra hatta şu zamanlarda laboratuvardaki diğer arkadaşlarımla konuşurken biraz da bu tabii ki de hocadan hocaya değişir ve laboratuvardan laboratuvara orada çalışan kişilere göre değişir. Yani kendi gruplarında ne tarz bir kişi istediklerine göre değişebilir. Biraz da kişisel özelliklerinize de bakıyorlar bence. Yani grupla uyum içinde olabilecek misiniz? Yani nasıl bir insansınız? Ona da dikkat ediliyor sanırım. Ama en büyük etken neydi gerçekten? Bilmiyorum. Bir de hocam bir ara şey demişti. Ben Türkiye'den İngiltere'ye, Manchester'a zaten taşınmıştım. Daha önce alışkın olduğum için ülke değiştirmeye, bu projede de değiştirmem gerektiği için hani buna hazır olabileceğimi düşündüğünü söylemişti. Lisans ve yüksek lisansta nasıl bir akademik çalışma yürüttünüz ve doktora başvurunuzda etken miydi? Birazcık bahsettim çalıştığım şeylerden. İmmünoloji ve endositoz çalışmıştım ve tamamen farklı şeylerde çalışıyorum şu an. Ama farklı bir açıdan bu projeye bakabileceğimi söylemişti hocam. O yüzden gruba bir artı katabileceğimi düşünmüş. Çünkü ben hücre biyolojisi üstüne çalışmıştım ve bizim bu grubumuz daha çok genetik üzerine çalışıyor. Tabii ki de moleküler biyoloji ve genetik okuduğumda da biraz genetik bilgim var. Ama farklı alanlarda uzmanlık en azından uzmanlığı olan kişileri aynı grupta toplamayı hocalar genelde seviyor. Hani birisi daha çok istatistik bilir, birisi daha çok başka bir şey bilir. Herkes birbirine yardım edip kolektif bir şekilde bir şeyler ortaya çıkarabilir ve farklı alanlardan, farklı yönlerden konulara bakabiliriz, farklı çözümler bulabiliriz diye düşündüğünü söylemişti. Ama tabii ki de ne kadar etkili oldu bunlar bilemiyorum. Şimdilik sorular bu kadar. Umarım çok uzun bir video olmamıştır. Umarım aklınızda olan soruları cevaplayabilmişimdir. Daha fazla sorularınız olsa lütfen yorumlara bırakın. Ben artık çok yoruldum. Şarjım da bitiyor. Hemen kapatmaya çalışıyorum bu videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.